çözüm değil, çözen de hedef. Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Çözene çözmek istediği için saldırdılar, hakaret ettiler. Baldıran zehiri içmekse biz o baldıran zehirini de içeriz, yeter ki bu ülkeye huzur gelsin, refah. İmralı'ya gidemiyoruz dediler, gittiler 21 kere. Artık silahlar sussun. Ama hep devirdiler masayı ve hep devirmek istediler milletin iradesini. Silahları bırakıyoruz dediler, bırakmadılar. Ne istiyorsun dedi devlet, cevap vermediler, veremediler. Ana dil parantezi altında okul, kurs, propaganda, savunma uzayıp gitti liste. Özgürlük istemediler, yolları kestiler. Yatırım da oysa amaç. Araçları yaktılar, ambulans kaçırdılar. Hamileydi içindeki kadın, korkuttular. Çocukları kaçırdılar bir de. Anneleri ağlattılar. Çocuğumuzu versinler. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tam 832 kez karşı karşıya geldiler askerle. Sözde silahsızdılar. Tam 154 kez bastılar tetiğe. Tam 241 kez fırlattılar molotofu. 172 kez bomba koydular şehirlere. Son bir yıl içinde hem de. Sözde silahsızdılar. Hep vardı bahane ama hep. Kobani'ydi mesela. Ekim'di. Sokağa çağırdılar. 53 kişinin kanı bulaşınca ellerine terlediler. Barajdı bahane mesela. Bildiğimiz baraj. Su tutan, elektrik üreten barajı bahane ettiler. Olmaz dediler. İstemediler. Ve Suruç oldu son bahane. Bu korkunç ses. Yine de adım attı devlet. Ama dediler onlar, bizim sırtımız başka yere yaslı. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Yine adım attı devlet ama... PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Ve sabretti devlet. Merhametliydi. Gösterdi merhametini yine de. Devleti korkar sandılar. Pusular kurdular. Trafik polisiydi Tansu. Onu vurdular. Kaza var diye çağırdıkları yerde, sırtından bir aslanı vurdular. Eşinin, çocuğunun gözü önünde, haince. Yine sabretti devlet. Bir gün geldi, Feyyaz ve Okan'ı vurdular. Uyurken, enselerinden birer kurşunla şehit ettiler onları. Bu mücadeleyi kesin neticeler alınıncaya kadar sürdüreceğiz. Bir masa vardı, o masaya vurdular ve yıktılar. Sazla böyleydiler... Sözle böyle oldular. Toplumu aldatmanın bir anlamı yok. Hemen silahları bırakmayı tartışmayacaklardır. Yalancının kandili yatsıya kadar. Ve vakit geldi. Kandil söndü. Deviren onlardı. Millet bunu gördü. Çözüm süreci buzdolabındadır. Terör örgütü silahlarını bırakmadı. Militanlarını ülke dışına çıkarmadı. Onun güdümündeki siyasi parti şiddeti ve tehdidi bırakıp demokrasinin safına geçmediği sürece devletin tüm birimleriyle ülkeyi ve milleti korumak için üzerine düşenleri yapmaya devam ediyor.